Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Bakara suresi ayet 21'de kaldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya eyyühen nas, ey insanlar, u'budu, ibadet ediniz. Kime? Rabbekum, Rabbinize. Ellezî, o Rab ki, halagakum, sizi yarattı. Vellezîne, ve o kimseleri yarattı ki, min gablikum, sizden öncedir. Leallekum tettegûn, umulur ki, takvaya ulaşırsınız. Umulur ki sakınırsınız. Ya eyyühen nas, ey insanlar, u'budu, ibadet ediniz. Kime ibadet ediniz? Rabbeküm, Rabbinize ibadet ediniz. Cenab-ı Hak ibadeti emrettikten sonra kendini Rab ismiyle vasfediyor. Niçin? Çünkü ubudiyet Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bir mukabeledir. Rububiyet Cenab-ı Hakk'ın yoktan yaratması, mahlukatını beslemesi, ona şekil vermesi, onu cihazlar ile donatması, vazifesini öğretmesi, onu öldürmesi, onu idare etmesi. Bir mahlukta yapılan bütün tasarruflar Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin ve Rab isminin bir tecellisidir. Şimdi bal arısı Rab ismine ayna olmuş, o ayna darlığa mukabil ibadet olarak bal yapar. Bal yapmak bal arısının ibadetidir. Cenab-ı Hak bir ineği, koyunu, keçiyi Rab ismiyle ihata etmiş. Rububiyetiyle onda tecelli etmiş. İneğin, keçinin ibadeti süt yapmaktır. Cenab-ı Hak rububiyetiyle güneşi halk etmiş. Ona vazifesini öğretmiş. Güneşin ibadeti ısıtmaktır, aydınlatmaktır. Cenab-ı Hak tavuğu yaratmış, rububiyetiyle onda tecelli etmiş, onun ibadeti yumurtlamaktır. İpek böceğinin ibadeti, ipek gibi yumuşak bir elbiseyi dokumaktır. Her bir mahlukun Cenab-ı Hakk'ın rububiyet tecellisine mukabil bir ibadeti vardı. Halbuki şu kainattaki rububiyetin merkez noktası insandır. Cenab-ı Hak her bir mahlukunu insanın menfaatine olacak şekilde terbiye etmiştir. Ama insanın ne sütü var, ne yumurtası var, ne balı var, ne de başka bir meziyeti var. Her bir mahluk Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine mukabil kendine verilen vazife ile bir ubudiyet içindeyken insan ne yapacak? İşte insanın da namazı var, fikri var, zikri var, haccı var, tavafı var ve keza hizmeti var. Ya eyyühen nasu budu, ey insanlar ibadet edin. Kime? Rabbekum, sizi terbiye eden zata. Niye?
Çünkü böyle bir rububiyet sizden külli bir ubudiyet ister. Ellezi Arapçada ismi mevsuldur. Ne zaman ellezi görseniz anlayın ki kendinden önceki kelimeyi izah edecektir. Rabbekum, Rabbiniz. Ellezi o Rab ki halagakum, sizi yarattı. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetindeki beslemeyi, büyütmeyi, cihazlar takmayı, yaşatmayı, nefes aldırmayı, bunlar gibi onlarca lütfu bir kenara bıraksak, sadece halagakum buraya baksak, sizi yarattı. Yoktan vücut bulmak, yaratılmak tek başına ibadeti iktiza etmez miydi? Yani şöyle olsaydı, Cenab-ı Hak biz yok iken bizi yaratıp şu fikrimizle, şu aklımızla, şu alemde bizi birkaç gün gezdirseydi. Sonra deseydi ki, yol iki, ya tekrar yokluğa döneceksin ya da benim senin için hazırlamış olduğum şu hafif ibadetler yapacaksın. 24 saatten bir saatini namazını kılacaksın. 12 aydan bir ayda orucunu tutacaksın. Yılda bir defa hacca gideceksin. Cenab-ı Hak emirlerini saysaydı. Acaba kim o yaratılış nimetine mukabil dünyada kalmak için bu ibadetleri kabul etmezdi? Hatta Cenab-ı Hak emrettiği ibadetlerin 10 katını, 100 katını emretseydi, kim kabul etmezdi de yok ben tekrar yokluğa gideceğim derdi? Bakın Cenab-ı Hak burada nimetlerini hatırlatıyor. Ya eyyühennâsü budu, ey insanlar ibadet edin. Nefis sordu, niye ibadet edelim? Rabbeküm, çünkü Allah sizin Rabbinizdir. Sizi o terbiye etmiştir, o büyütmüştür, o beslemiştir, bu gözü o takmıştır, bu kulağı o vermiştir, bu kalbi o vermiştir. Saymakla bitmeyen maddi ve manevi nimetlerle sizi o perverde etmiştir. Daha niye ibadet edelim? Halagakum. Çünkü o sizi yaratmıştır. Siz yoktunuz, o sizi var etti. Vellezine min gablikum. Ve sizden öncekileri de yarattı. Bakın, Cenab-ı Hak hala nimetini hatırlatıyor. Çünkü insan sadece kendine yapılan ihsana müteşekkir olmaz. Hem cinsine yapılana müteşekkir olur. Bir de kendisiyle arasında akrabalık olan annesine, babasına, abisine, atasına yapılan iyiliğe karşı müteşekkir olur. Cenab-ı Hak da buyurdu ki, ben sizin Rabbinizim. Sizi yoktan yaratmakla size ihsanda bulunduğum gibi sizden öncekileri yaratmakla da onlara ihsanda bulundum. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Umulur ki takvaya ulaşırsınız. İmam Kurtubi لَعَلَّيَ key manası vermiş. Çok da oturmuş. Key için demek. Yani takvaya ulaşmanız için. O zaman mana şöyle oldu. Ey insanlar, sizi yaratan ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki bu sayede takvaya kavuşasınız. Takvaya ulaşmak için. Takvanın mertebelerini yakalamak için Rabbinize ibadet edin ki o sizi yarattı
ve sizden öncekilerini yarattı. Ellezi, yine ismi mevsul. Cenab-ı Hak nimetlerini hatırlatıyor ve kendi fiillerini anlatıyor. O Rab ki, bir, sizi yarattı. İki, sizden öncekilerini yarattı. Ellezi, o Rab ki, ceale kıldı. Lekum, sizin için el arde, yeryüzünü firaşen, bir döşek kıldı. Yeryüzünü Allah bir döşek ve semae, semayı da bina, bir bina, yani çatı ve dam kıldı. Şu dünya evimize Cenab-ı Hak semayı bir dam yaptı, bir çatı yaptı ve yeryüzünü bizler için bir döşek yaptı. Cenab-ı Hak devam ediyor nimetlerine. Ve enzele indirdi mines sema, gökten maen, suyu. Evet. Fe ahrece, ve çıkardı bihi, o su ile mines semerat, türlü türlü meyveler. Bu meyveler niçin çıkarttı? Rızgan lekum, size rızık olsun diye. Fe subhanallah. O Allah ki ceale lekumul arda firaşa, yeryüzünü size bir döşek kıldı. Eğer Cenab-ı Hak okyanusları tutmasaydı, okyanuslar karaları istila etseydi, insan nerede yaşardı? Şu anda içinde bulunduğum dünya gemisi uzayda seyahat ediyor. Son derece hızlı bir şekilde. Eşyanın uçması lazım. Uzaya kaçması lazım. En azından denizlerin kabarması, karayı istila etmesi lazım. Ama o deniz şu çizgiye kadar geliyor, sonrasına geçemiyor. Cenab-ı Hak bu nimeti hatırlatıyor. O Allah ki yeryüzünü sizlere bir beşik yaptı. Başka? Ve semâe binâe. Semâe de bir dam yaptı. Biraz ben bugün bu kısmı tefekkür ettim. Dedim ki nefsime, ey nefsim, sen ne kadar gafilsin. Sen bir ev yapsan, birisi gelse dese ki şu evine ben bir dam yapsam, çatı yapsam, senden de hiçbir şey istemesin. Ona kul köle olursun. Onu ne kadar çok seversin. Niye? Evinin damına 50 tane, 100 tane keramit koydu diye. Cenab-ı Hakk'a bak. Cenab-ı Hak senin dünya evinin damını sema eylemiş. Eğer sema olmasaydı, uzaydan birçok zararlı göktaşı ışın hop gelip bizi bulurdu. Acaba niçin şu semayı sana bir çatı, sana bir dam, sana bir bina yapan Allah'a şükretmiyorsun diye bugün düşündüm. وَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ve gökten Allah bir su indirdi. Bir su. Büyük bir nimet. Büyük bir nimet. İnsanın bu teknolojiyle beraber yapamadığı bir şey. Cenab-ı Hak yanıcı ve yakıcı iki gazı alıyor, ondan su icat ediyor. فَخَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ, Allah o suyu ölü bir beldeye indiriyor. فَاَحْيَا بِالْاَرْضِ, o ölü beldeyi o su ile diriltiyor. Ve o su ile türlü türlü meyveler çıkartıyor. رِزْقًا لَكُمْ, bize rızık olsun diye. Bize rızık olsun diye. Ağaçlar Rabbimizin rahmet eli oluyor. Rahmetin eli olan dallar ile bizlere
türlü türlü meyveler gönderiliyor. Toprak bizim için kazan oluyor. Domatesi, patlıcanı, biberi saymakla bitmeyecek kadar çok nebatat o kazanda bizim için pişiriliyor. Rızgan lekum. Bize rızık olması için. Rabbimiz diyor ki bakın şimdi. Rabbimiz saydı, buraya kadar bir toparlayalım. Rabbinize ibadet edin ki sizi o yarattı. Atalarınızı, sizden öncekilerini o yarattı. Yeryüzünü sizler için bir beşik o kıldı. Semayı sizler için bir bina, dam ve çatı o yaptı. Gökten bir suyu sizler için o indirdi ve o su ile size rızık olması için türlü türlü meyveler çıkarttı. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimeyi aklıma attı. Su ile ilgili o bölüm okumak istiyorum. Vakıa suresi. Efereytumul ma'ellezi teşrabun. İçtiğiniz sudan bana haber verin. Entüm enzeltumur minel muzn. Em nahnul munzilun. Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz? Yoksa biz mi indiriyoruz? Bakın Rabbimiz ne diyor? Lev neşâ'u. Eğer biz dileseydik. Eğer biz dileseydik. Ce'annâhu ucâca. Onu acı yapardık. Onu tuzlu yapardık. İçemezdi biz. Felevla teşkurun. Hala şükretmeyecek misiniz? O suyu içtikten sonra onun o güzel tadına, bunu tuzlu yapmayan, bunu acı yapmayan, bunu kirli yapmayan Rabbimize hamdü sena olsun, şükürler olsun demeyecek misiniz? Fesubhanallah. Cenab-ı Hak şimdi diyor ki, nimetlerini saydı. Fela tec'alû. O halde sakın kılmayın. Kim için? Lillah, Allah için. Ne kılmayın? Endaden, eşler kılmayın. Sakın Allah'a eşler kılmayın. Yani putları Allah'a ortak koşmayın. Sakın ateşe tapmayın. Sakın güneşe tapmayın. Sakın ineğe tapmayın. Sakın puta tapmayın. Hiçbir fiilinde Allah'a ortaklar koşmayın. Bütün fiillerin tek bir faili vardır Allah. Ventum ta'lemun. Ve sizler bunu biliyorsunuz. Yani Allah'a ortak koştuğunuz şeylerin hiçbir şey yaratamayacağını biliyorsunuz. Bakın bu ifade Kur'an'da çok geçer. Çok geçer. Mesela ve le'in se'eltehum. Eğer sen onlara sorsan desen ki yeryüzünü kim yarattı? Onlar derler ki Allah. Sen onlara sorsan men nezele mines sema, gökten yağmuru kim indiriyor? Onlar derler ki Allah. Yani o puta tapanlar dahil. Tapmış oldukları putların hiçbir fiile fail olamayacağı idraki ve bilinci. Çevirdim ayet numarası vermek için. Cenab-ı Hak buldurdu. Ankebut suresi ayeti kerime 61. Ve le'in se'eltehum. Eğer sen onlara sorsan men halaka semavati vel ard. Semavatı ve arzı kim yarattı? Ve sahhara şemse vel gamer. Güneşi ve ayı kim itaatkar kıldı?
Leyegulunne, yemin olsun onlar der ki Allahu Allah derler. Fennâ yufekûn, bunu bildikten sonra haktan nasıl çevriliyorlar? Ve len se'eltehum, sen yine onlara sorsan, men nezzele mine semâi mâ'a, gökten yağmuru, damlayı, suyu kim indiriyor? Fe ahya bihil arda ba'de mevtiha, yeryüzünün ölümünden sonra o su ile yeryüzünü kim diriltiyor? Bunu onlara sorsan. Le yegulunne, onlar derler ki yine Allahu Allah. Kul, o zaman sen de ki elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Bel ekseruhum la ya'gilun, lakin onların çoğu bunu bilmezler. Bakın, onlar da Allah'tan başka bir yaratıcı olmadığını biliyorlar. Ama buna rağmen Allah'a eşler koşuyorlar. Şimdi, Kur'an'ın her ayetinden, kıssadan hisse almak lazım. Evet, elhamdülillah. Biz puta tapmıyoruz. Allah'ın zatında Allah'a ortaklar koşmuyoruz. Ama bizim de bu ayet-i kerimeden hissemiz var. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, bildiğiniz halde Allah'a ortaklar koşmayın. Bizim hissemiz şu, biz bazen Allah'ın fiilinde, Allah'ın isminde, Allah'ın sıfatında Allah'a ortaklar koşuyoruz. Ve bu bizim dilimize dolanmış, dilimiz imana yakışmayan bu kelimeleri söylüyor. Bundan kurtulmak lazım. Mesela artık dili değiştirmek lazım. İneğim bana her gün 10 kilo süt verdi değilsin. Allah bana bu inekle her gün 10 kilo süt gönderiyor. Benim tavuklarım her gün bana bir yumurta veriyor değilsin. Rabbim her gün bir yumurtayı tavuğumun altına koyuyor. Bakın ne güzel cümle. Bizim ağaçlar bu sene bize çok meyve verdi. Hayır, haşa ve kella. Rabbimiz ağaçların dallarına bizim için çok meyve taktı. Bal arısı bal yapmadı. Ona bal yaptırıldı. İpek böceğine ipek dokutuluyor. Kendisi dokunmuyor. Güneş doğmadı. Doğuldu. Doydun mu? Doydum. Fesubhanallah. Oydun mu? Oldu mu ya? Doydun mu? Doyuldum. Allah doyurdu. İçtim mi? İçirildim. Allah içirdi. Giydin mi? Allah giydirdi. Giydirildim. Artık üzerimizdeki her fiile, her tecelliye Cenab-ı Hak cihetinden bakmak lazım. Efendimiz bakmış. Mesela bir elbiseyi giydiğinde Elhamdülillahillezî kesâni hâzâ. Bu elbiseyi bana giydiren Allah'a hamdolsun. Efendimiz her nimeti Cenab-ı Hakk'a isnat etmiş. Bize de isnat etmek, en azından isnat etmeye çalışmak lazım. Manayı bir daha toparlayalım. Burada kalalım. Ey insanlar, Rabbinize ibadet ediniz ki sizi yarattı ve sizden öncekilerini yarattı. Umulur ki takvaya ulaşırsınız. Takvanın mertebelerini ve takvanın izahını Bakara suresi 2. ayet-i kerimede yapmıştık. Dileyen kardeşlerimiz 2. ayetin video dersini tekrar seyredebilir. O Allah ki sizin için yeryüzünü bir döşek
Semayı da bir bina, dünyaya bir dam ve çatı yaptı. Semadan bir su indirdi, o su ile size rızık olsun diye türlü türlü meyveler çıkarttı. Artık bunu bildiğiniz halde Allah'a eşler, ortaklar koşmayın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hürmetil Fatiha.